Şimdi size biraz daha karmaşık bir merkezil kuvvet probleminin çözümünü göstermek istiyorum. Bu da klasiklerdendir. Bu örnekte bir ipin ucuna bağlı bir kütle var. İp de tavana sabitlenmiş. Kütleye bir ilk hız veriliyor ve kütle ipin ucunda yatay bir dairesel harekete başlıyor. Yani kütle sabit bir yükseklikte seyrediyor ve yukarı veya aşağı doğru hareket etmiyor. Yatay bir çember çizecek şekilde dönüyor. Bu sisteme yukarıdan veya aşağıdan bakacak olursak şöyle bir şekille karşılaşırız. Bakın top kusursuz bir çember oluşturacak şekilde dönüyor. Aşağıdan veya yukarıdan bakıldığında durum böyle. Şimdi iki şey sormak istiyorum. İlk olarak ipteki gerilme kuvveti nedir? Ve ikincisi kütlenin hızı ne olur? Bazı değişkenlerin değerleri verilmiş. Kütlenin 3 kilogram olduğunu biliyoruz. İpin uzunluğu 2 metre ve ipin düşeyle yaptığı açı 30 derece. Bu problem klasik arasına boşuna girmemiş. Merkezcil kuvvetler konusunda neyin ne olduğunu tam olarak kavrayamadıysak veya karşımıza çıkan engelleri aşmak için iyi bir problem çözme stratejisi belirleyemediysek işte bu problem her şeyi açığa çıkartacak türden bir problem. İşte bu problemi bu yüzden tüm o terimlerin aslında ne anlama geldiğini net bir şekilde anlamak için ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada her türlü merkezcil kuvvet probleminde kullanabileceğimiz bir stratejiden bahsedeceğiz. İşte O strateji. İlk olarak problemdeki cisim veya cisimler için bir serbest cisim diyagramı çiziyoruz. Hadi önce diyagramımızı çizelim. 3 kilogramlık bu küreye etkiyen kuvvetler şunlar yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvveti doğruca aşağı yönlüdür. Büyüklüğü de m çarpı g'dir. Yani yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne kütle çarpı 9.8 diyebiliriz. Ve bu kütleye dokunan tek cisim ip. O halde bu kütleye yer çekimi dışında etkileyen tek kuvvet gerilme kuvveti olur. Bu kuvveti büyük T ile gösteriyorum. T ipteki normal gerilme kuvvetini temsil ediyor. Aslına bakarsanız bu problem çözüm stratejisinde ikinci ve inanmayacaksınız ama son aşama. Newton'un ikinci yasası. Ama bu yasayı her defasında tek bir doğrultu için uygulamamız lazım. Zaten genelde sadece iki doğrultu söz konusudur. Bir tane buradaki düşey doğrultu vardır, bir tane de yatay doğrultu vardır. Yani şansımız %50-50. Bu iki doğrultudan birini seçmemiz lazım. Bu arada yanlış doğrultuyu seçersek de çok bir şey olmaz. Yani yanlış doğrultuyu seçersek en fazla ne olur? Elimize çok fazla değişken olduğu için problemi çözemeyiz. O olur. Ancak o zaman bile uğraşırken kenara yazdıklarımız daha sonra problemi çözerken işimize yarayacaktır. Yani bizi çözüme götürmeyen doğrultuyu seçmiş olsak bile kenara yazdıklarımızı silmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen diğer doğrultuya geçiyoruz ve oradan ilerliyoruz. Ben bu örnekte hangi doğrultuyu seçeceğimi biliyorum çünkü benzerlerini daha önce çözdüm. Ama eğer siz bilmiyorsanız yapabileceğiniz en kötü şey öylece dona kalmak. Çünkü bir şeyler denemek zorundasınız. Yanlış doğrultuyu mu denediniz? Sorun yok. Zaten geriye tek bir doğrultu kalıyor. Evet ben düşey doğrultudaki kuvvetleri analiz etmeyi seçiyorum. O zaman yazıyorum. Bu doğrultudaki yani düşey doğrultudaki yani y eksenindeki ivme eşittir. Y eksenindeki net kuvvet bölü kütle. Şimdi kendimize soralım. Düşey doğrultudaki ivme neye eşittir? 9,8 değil. Pek çok insan bu soruya eksi 9,8 cevabını verme eğilimindedir. Bu durum ancak top serbest düşüşte olsaydı geçerli olurdu. Oysa bu top serbest düşüşte değil. Hatta topun düşey yüksekliği bile değişmiyor. Aynı sabit yüksekliği koruyor. Bu da şu anlama geliyor. Burada ne düşey bir hız konusu ne de düşey bir ivme. Çünkü baksanıza top düşey yönde hareket etmiyor bile. Denklemin sol tarafı için bu canımıza minnet. Doğruca sıfır yazıyoruz. Sıfırlar muhteşem şeyler. Hesaplamayı çok daha kolay hale getiriyorlar. Evet sıfır eşittir düşey yöndeki net kuvvet. Şimdi kuvvetlerden birini yani yer çekimi kuvvetini yazıyorum. M çarpı G. Bu kuvvet açık bir şekilde düşey yönde. Ama dikkatli olmak lazım. Madem yukarı yönü pozitif kabul ediyoruz bu Mg negatif bir kuvvet olur. Yani Y eksendeki kuvvetler söz konusu olduğunda aşağı yönlü kuvvet ekseriyetle negatif değerlidir. mg'yi negatif olarak yazıyorum. Kendimize soruyoruz. Başka düşey kuvvet var mı ki? Hemen serbest cisim diyagramımıza danışıyoruz. Eğer başka düşey kuvvet varsa serbest cisim diyagramımız bize gösterecektir. Bakıyoruz ve yer çekimi dışındaki tek düşey kuvvetin gerilme kuvveti olduğunu görüyoruz. Ve bu gerilme kuvvetinin sadece bir kısmı düşey yönde. O yüzden gerilmenin tamamını formülde yerine yazamıyoruz. Yazabilmemiz için gerilme kuvvetinin doğruca yukarıya bakıyor olması gerekirdi. Oysa doğruca yukarı bakmıyor. Bir kısmı düşey, bir kısmı da yatay doğrultuda. Yani gerilme kuvvetinin bir kısmı bu yöne bakıyor. Buna gerilmenin x bileşeni diyoruz. Ve bir kısmı da düşey doğrultuda yer alıyor. Buna da gerilmenin y bileşeni adını veriyoruz. Biz bu formüle gerilmenin sadece buradaki y bileşenini yazabiliyoruz. Neden? Çünkü denklemde sadece y doğrultusundaki kuvvetlere yer var. O halde buraya doğruca artı ty yazabiliriz ama bunu istemiyoruz. Çünkü biz t'nin ne olduğunu bulmak istiyoruz. ty'nin değil. O zaman ty'yi t cinsinden yazalım. Bunu yapabiliriz. Oluşan şu üçgene baksanıza. T gerilme kuvveti ve onun düşey bileşeni T'ye burada bir açı oluşturuyor. Ve bu açı ipin bu düşey doğru ile yaptığı açıya eşit olmak zorunda. Demek ki neymiş? Gerilme demek ip demek değilmiş. Gerilme ipin uyguladığı bir kuvvet ve gerilme iple aynı doğrultuda yer alıyor. Ama gerilme ile ip aynı şeyler değil. Bu gerçekten çok sık yapılan bir hata. O kadar ki bazı insanlar gerilmenin 2 metre olduğunu düşünebiliyor. Olur mu öyle şey? O bir kuvvet bile değil ipin uzunluğu. Evet, ipin uzunluğu gerilme kuvvetiyle aynı doğrultuda yer alır. Ama gerilme dediğimiz şey, ipin uzunluğundan farklı bir şeydir. Ne var ki, gerilme ile gerilmenin düşey bileşini arasındaki bu açı, iple düşey eksen arasındaki açıya eşittir. O halde bu açı için 30 derecedir diyebiliriz. Artık gerilmenin düşey bileşeninin t ve teta cinsinden neye karşılık geldiğini bulabiliriz. Bakın. Bir dik üçgen var burada. Burası bir dik açı. Bulmaya çalıştığım kenar yani TY buradaki 30 derecelik açıyla komşu. Komşuluk söz konusu olduğuna göre kosinüs fonksiyonuna başvurabiliriz. Yani şöyle diyoruz. Kosinüs teta eşittir komşu bölü hipotenüs. Kimilerinin burada da kafası karışıyor. Bir dakika. Düşey kenarın daima karşı kenar olduğunu sanıyordum diyorlar. Söz konusu açı bu olsaydı evet bu kenar karşı kenar olacaktı. Ama biz bu açıyla ilgilenmiyoruz. Biz buradaki düşey açıyla ilgileniyoruz. Ve bu düşey kenar o açıyla komşu. Açıyı bildiğimize göre yazabiliriz. Kosinüs 30 derece eşittir komşu kenar. Komşu kenarımız T'ye. Ve hipotenüsümüz T'nin kendisi. Kimileri bu noktada iyice korkuyor. Çok fazla değişken oldu diye düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Hipotenüsün tamamına T diyoruz. Değerini bilmiyoruz ama sorun yok. Şimdi işaretlerle oynayıp T'yi ty denklemde yalnız bırakacağız. Denklemin her iki tarafını T ile çarpınca T'ye ty ulaşıyoruz. T'y yani gerilmenin düşey bileşeni eşittir. Toplam gerilme çarpı 30 derecenin kosinüsü. Gerilmenin düşey bileşeni işte buna eşit. Artık bu kuvveti alıp net düşey kuvvet terimine ekleyebiliriz. Artı yazıyoruz. Çünkü bu kuvvet yukarı yönlü. T yani toplam gerilme çarpı kosinüs 30. Tüm bunları kütleye bölüyoruz. Artık buradan T'yi çekebiliriz. Her iki tarafı m ile çarpıyoruz. m çarpı 0 0'dır. mg'yi karşı tarafa atıyoruz ve sağ tarafı kosinüs 30'a bölüyoruz. Şu sonucu ulaşıyoruz. İpteki gerilme eşittir mg yani yer çekimi kuvveti bölü kosinüs 30. Şimdi değerleri yerine yazalım. T eşittir. Kütle 3 kilogramdı. G her zaman 9,8. Bunu kosünüs 30'a bölüyoruz. Sonuç olarak 33,9 newtonluk bir gerilme kuvveti buluyoruz. Bunu 34'e yuvarlayalım. 34 newton. İpteki gerilme işte bu. Bulmak istediğimiz ilk sonuca böylece ulaşmış olduk. Şimdi ikinci kısma geçelim ve hızı bulalım. Birçokları bu aşamada biraz gerilir. Çünkü ne yapacaklarını bilemezler. Oysa biz plandan şaşmıyoruz. Serbest cisim diyagramımızı çizmiştik. Doğrultulardan biri için Newton'un ikinci yasasını uyguladık. Hala yapacağımız bir şey var. O da Newton'un ikinci yasasını başka bir doğrultu için uygulamak. Yasayı x doğrultusu için uyguluyoruz. Doğrultumuz x ekseni. x doğrultusundaki ivmeye eşittir. x doğrultusundaki net kuvvet bölü kütle. Şimdi aynı soruyu kendimize bir kez daha soruyoruz. X doğrultusunda herhangi bir ivme var mı? Çünkü Y doğrultusunda bir ivme söz konusu değildi. X doğrultusunda da olmadığını düşünebilirsiniz. Oysa var. Bu kütle dairesel bir hareket yapıyor. Demek ki bu yönde merkezcil bir ivme söz konusu. Yani bu yatay doğrultu aslında merkezcil doğrultunun ta kendisi. Bunu daha net ifade etmek için ivmeyi A M kuvveti Fm yapıyorum. Hatta ortada bir ilme varsa A yerine V kare bölü R yazabiliriz. Yani hızın karesi bölü yarıçap. Bu da net merkezil kuvvet bölü kütleye eşit olacak. Merkezi doğrultudaki hangi kuvvet? Doğru bildiniz. X doğrultusundaki etkiyen kuvvet. Çünkü X doğrultusu bu. Çemberin merkezine doğru bakan yön X doğrultusu üzerinde. O nedenle de X doğrultusu merkezil doğrultu oluyor. Hangi kuvvetlerin merkezil olduğunu bulmak için serbest cisim diyagramımıza başvurabiliriz. Sonuçta bunu boşuna çizmedik. Bu diyagramı çizdik. Böylelikle hangi kuvvetler düşey, hangileri merkezil, yani bu örnekte yatay, tespit edebilirim. Burada yatay olan tek kuvvet gerilme kuvvetinin yatay bileşini yani Tx. Ama yine denkleme. Tx yazmak yerine bu bileşinin açı ve toplam gerilme cinsinden neye karşılık geldiğini yazacağız. Tıpkı burada yaptığımız gibi. T'ye T kosünüs 30'a eşitti. O halde Tx'in yani yatay bileşinin T sinüs 30'a eşit olması bizi çok da şaşırtmayacak. İnanmıyorsanız ispatını yapabilirsiniz. Düşünün. Tx bileşeni bu açının karşı kenarı. Ve karşı kenar dediğimiz zaman aklımıza sinüs gelecek. O halde yazalım. Sinüs 30 eşittir gerilmenin x bileşeni yani 30 derecelik açının karşı kenarı. Bölü hipotenüs yani bizzat gerilmenin kendisi yani t. Buradan tx'i çekmek için her iki tarafı t ile çarpıyoruz. Ve dediğimiz sonucu buluyoruz. tx eşittir t yani toplam gerilme çarpı sinüs 30. Artık bu ifadeyi burada yerine yazabiliriz. Merkezi bir kuvvet olan etkiyen tek bileşenin yani çemberin merkez doğrultusunda yer alan tek kuvvetin gerilmenin bu x bileşeni olduğunu biliyoruz. Ki onun da T sinüs 30'a eşit olduğunu bulduk. Artık fark etmiş olsanız gerek ki ilk soru için bu doğrultuyu seçseydik sonuca ulaşamayacaktık. Çünkü V hızını ve T gerilmesini bilmiyor olacaktık. Gerilme kuvvetini Önce y doğrultusunu seçtiğimiz için bulabildik. Artık gerilmenin 34 Newton büyüklüğünde olduğunu bildiğimize göre bu değeri burada yerine yazıp hıza ulaşabiliriz. Ama burada çok sık yapılan bir hata daha var. İnsanlar hemen R yerine 2 metre yazmaya çalışırlar. Çünkü madem bana burada 2 metre değeri verilmiş, onu kullanayım diye düşünürler. Oysa buradaki R ipin uzunluğu değil. Merkezil ivme formülündeki buradaki R daima cismin üstünde yol aldığı çemberin yarı çapıdır. Oysa bu cisim 2 metre yarı çaplı bir çember üzerinde yol almıyor. Cismin üstünde yol aldığı çemberin yarı çapı şöyle bir şey. Çemberin yarı çapı işte bu. Ve uzunluğu 2 metre değil. Peki kaç metre olduğunu nasıl bulacağız? Bu noktada tekrar trigonometreye başvurmamız lazım. Bakın burada bir dik üçgen oluşuyor. Bu kez dik üçgenimizi gerilme kuvvetiyle değil uzunluklarla oluşturuyoruz. Ve yine bir dik açı elde ediyoruz. Bu açının 30 derece olduğunu biliyoruz. Bu yarıçapında 30 derecelik açının karşı kenarını gösterdiğini görüyoruz. O halde, sinüs fonksiyonuna başvuracağız. Yazıyoruz. Sinüs 30 eşittir karşı kenar. Karşı kenarımız r bölü ipin toplam uzunluğu yani L. Buradaki yarıçapı çekersek, cismin üstünde hareket ettiği çemberin yarıçapını L çarpı sinüs 30 olarak buluruz. L buradaki 2 metrelik uzunluk. Değerleri yerlerine yazalım. V kare bölü R yani L sinüs 30 eşittir T sinüs 30 bölü kütle. Artık denklemi çözebiliriz. Her iki tarafı L sinüs 30'la çarparsak V kare eşittir T sinüs 30 çarpı L sinüs 30 bölü cismin kütlesi. Amacımız V kareyi değil V'yi bulmak olduğundan her iki tarafın kare karekökünü alıyoruz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda v eşittir karekök t sinüs 30 çarpı l sinüs 30 bölü kütle. Değerleri yerine yazarsak v eşittir karekök içinde t yani 34 newton çarpı sinüs 30 çarpı l yani ipin uzunluğu yani 2 metre çarpı sinüs 30 bölü kütle yani 3 kilogram. Bu denklemi çözdüğümüzde hızın yaklaşık 2,38 veya yuvarlarsak 2,4 metre bölü saniye olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Ki aradığımız hız buydu. Toparlayalım. Karmaşık bir merkezi kuvvet problemi çözerken mutlaka bir serbest cisim diyagramı çizin. Sonra tek bir doğrultu için Newton'un ikinci yasasını uygulayın. Sonra net kuvvete sadece o yöndeki kuvvetleri dahil edin. Eğer seçtiğiniz doğrultu merkezcil doğrultuysa yani çemberin merkezinden geçen doğrultuysa merkezcil ivme yerine V kare bölü R'yi yazabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum merkezcil kuvvet olarak sadece merkezcil doğrultudaki kuvveti dikkate alın ve yarı çap dendiğinde kast şeyin cismin üzerinde yol aldığı çember olduğunu iyice kavrayın.